Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Yazmamızın tabanı yavraz arkadaşlar. İpimizi hemen iğnemize takalım. Şöyle şu şekilde. Kolay isteyenler, yeni öğrenenler için arkadaşlar bu model. Çok arkadaşımız yazıyordu. Abla biz yeni öğreniyoruz. Bizler için de kolay model çeker misin diye. Şimdi onların isteğini yerine getirerek hemen modelimize başlıyorum. Şöyle. Altına zürafa yaptım. Üstünün de çiçeklerini hep beraber yapalım arkadaşlar. Şöyle hemen buraya bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Şöyle zürafa yapıyorum. Şöyle kuyumcu kafesi yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar kuyumcu kafesi yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Ve kuyumcu kafesi yapıyorum. Şöyle. Altı hep böyle fil dişini, yani kuyumcu kafesinden oluşuyor arkadaşlar. Üstü de rengarenk. Yazmanızda hangi desen varsa ona göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Düz yazmada da güzel olur. Böyle çiçekli yazmalarda, içinde ufak ufak gülleri olan yazmalarda da çıtı pıtı güzel bir iğne oyası olabilir. Hem çabuk ilerliyor arkadaşlar. Altı hemen zürafasını yapıp üstünün fil dişini yaptıktan sonrasında belki üstünün çiçekleri biraz hani çıtırık olduğu için oyalayabilir. Onun için 6 falan çabuk gidiyor. Zürafasını yapıp hani fil dişini yaptıktan sonrasında üstü çabuk ilerliyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu kadar yaptım ben. Şimdi biraz daha şöyle birkaç tane daha fil dişi yapayım. Ondan sonrasında üstünün güllerini yapmak için tekrar burada buluşalım. Arkadaşlar altının fil dişini bitirdim böyle bu şekilde. Şimdi üstünü hep beraber yapalım. Üstünü 3 renkle yapacağım ben. Güllerini 3 renkten yapacağım. 3 renkten de güzel olur içindeki güllerden. Şöyle başta bir tane kuyumcu kafesi, yani fil dişi bırakıyorum. İkinciyi hemen yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Hemen bir tane düğüm atıyorum. İpimin yönü bu tarafa çevriliyor. Çevrildikten sonrasında şimdi buraya
minik minik böyle pırpırları yapıyorum. Şu şekilde. Bu modelimiz yeni öğrenen arkadaşlarımız için, dediğim gibi. Onlar çok isteyip de soranlar oluyordu. Onlar için böyle bir model ayarladım ve onların hani daha kolay yapabilmesi için. Şöyle 5 tane pırpırımı yaptım. 5 tane pırpırı yaptıktan sonrasında şöyle tam netleştirelim. Baştaki pırpıra ipimi uzatıyorum şöyle, şu şekilde. Buradan tekrar pırpırların üzerine zürafa yaparak geliyorum. Tekrar başa ipimi uzatıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar başa ipi uzatıyorum şöyle. Son zürafamı bitirdikten sonrasında tekrar geri dönüyorum. Döndükten sonrasında şöyle buraya pırpır yapıyorum. Böyle bu şekilde arkadaşlar modelimiz. İpimi hemen kesiyorum şuradan ve şuradan. Şimdi diğerini yapacağım. Diğerini de bunu mor ile yaptım. Onu suyu yeşiliyle yapacağım ve 3 renk yapacağım arkadaşlar, dediğim gibi. Hemen su yeşilimi alıyorum. Şimdi buradan bunu mor yaptık. 1, 2, 3, 4 ve 5.'yi. Dilerseniz 4.'ye de yapabilirsiniz. Şöyle 4.'ye yapalım. Yakınlık mesafesini öyle de ayarlayabilirsiniz minik bademlerle. Şimdi bunda da aynı şekilde şöyle küçük pırpır yapacağım. Şöyle. Bu ipim su yeşili, dediğim gibi arkadaşlar, ama biraz video rengini değiştirmiş, maviyi anımsatıyor. Bazen iplerin rengi kamerada değişiyor. Şöyle 5 tane pırpırımı yaptım. Sonrasında şöyle şu şekilde ayarlayarak baştaki pırpıra düğümümü attım. Buradan şöyle şöyle şu şekilde yine aynı şekilde
Son zürafamın içine tekrar geri dönüyorum. Şu şekilde. Buraya 4 tane pırpır yapıyorum. Şöyle parmağınızla ayarlayarak. Şöyle şu şekilde ayarladım ve pırpırlarını yaptım. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Tane tane çok güzel. Şimdi bundan birkaç tane daha yapayım arkadaşlar. Arasına bir tane de sarı koyacağım. İki tane veyahut da 3 tane gül daha yapayım. Sonrasında modelimi bitireyim. Tekrar burada buluşalım. Arkadaşlar benim modelim bitti. Bakın rengarenk oldu. Baştakini mor yaptım. Yandakini su yeşili yaptım. Sarı yaptım. Ve tekrar mor yaptım. Rengarenk. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için dediğim gibi böyle bir model ayarlayıp yani arkadaşlarımız için böyle tasarladım ve kendi kafamdan yaptım böyle. Çok isteyen vardı dediğim gibi. Abla kolay modeller de çekersen iyi olur bizim için diye soranlar çok oluyordu. Onun için modelimiz bu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.